Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Kültür sanat ajandamızdan gelişmelerle yola devam ediyoruz. Ve sevgili seyircilerimiz, Pera Müzesi yeni yıla iki yeni sergiyle giriyor. Parajanov Sarkis'le başlıklı sergi. Doğumunun 95. yılında ünlü yönetmen ve sanatçı Sergei Parajanov'u Türkiye'de ilk kez sanat izleyicisiyle buluşturuyor. Ve bir diğer sergi Zaman Değişmeli başlıklı sergi, aslında kontrol altında tutulan zaman algısını sorguluyor. Biz de daha fazlasını konuşmak üzere Pera Müzesi Müdürü Özalp Biroğlu konuk ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Efendim, biz yılın sonlarında böyle iki kapsamlı yeni sergiden söz ederken aslında bir yandan yeni yılın notlarını da paylaşıyor gibi olacağız. Çünkü 13 Aralık'ta her iki sergide bildiğim kadarıyla kapılarını açarken Mart ayına, 2019 17 Mart'a kadar görebilecek izleyici. Evet. Onu bir kez daha böyle baştan hatırlatalım ve soralım. Nasıl oldu bu sergiler için yola çıkışınız? Özellikle Parajanov belki çok ünlü bir yönetmen olarak biliniyor. Belki çok önemli bir yeri var sinema tarihinde ama yanı sıra sanatın farklı disiplinlerinde de üretmiş bir isim. Doğru. Biz bu kadarını söyleyelim. Oradan sonrasını devamında sözü size bırakalım. Neden böyle bir sergi Pera Müzesi tarafından hazırlandı? Efendim, Sergei Parajanov şiirsel sinemanın büyük ustalarından biri. Belki daha farklı bir coğrafyada doğmuş olsaydı, işte Tarkovski gibi, Fellini gibi, Antonioni gibi ya da Godard gibi daha çok bilinen biri olacaktı. Ama içinde bulunduğu koşullarda yine de inanılmaz işler yapmış. Müthiş bir sanatçı, çok yönlü bir sanatçı ve maalesef rejim muhalifi olduğu için ve yaşam tarzı ve seçimleri o günün koşullarına pek uymadığı için biraz dışlanmış ve çoğunlukla ceza altında tutulmuş, mahkum bırakılmış bir sanatçı. Ancak o da muhalif olduğu rejimden öcünü sevgiyle ve farklı alanlarda farklı yapıtlar üreterek almış. Sanatın da aslında sanatıyla almış. Evet, işlevi bu olsa. Fevkalade barışçı ama mücadeleci bir yaklaşımla hapiste kaldığı yıllarda ya da film çekmesinin yasak olduğu yıllarda özellikle kolajlar, çiziler, resimler, küçük heykeller, objeler üreterek müthiş bir envanter oluşturmuş. Bugün Pera Müzesi'nde sergilemekte olduğumuz materyal özellikle Parajanov'un yasaklı dönemlerinde ürettiği sanat yapıtlarından oluşuyor. Ve bu da aslında ilk kez burada seyirciyle, izleyiciyle buluştuğu için de ayrıcalıklı kılıyor sergi. Bir başka özelliği daha var. Aslında bir ustayla, bir diğer ustayla birlikte, Sarkis'le birlikte izliyoruz. Evet. Değil mi Parajanov? O da serginin bir sürprizi. Evet. Çünkü Parajanov 1924 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde bugünkü Gürcistan'ın Tiflis'inde doğmuş. Ancak ailevi kökenleri Ermeni. Dolayısıyla Sarkis de bu büyük sanatçıya, hayranı olduğu bu büyük sanatçıya bu sergi süresince bir selam vermek istedi. Ve ona saygı niteliğinde daha önce de üretmiş olduğu Parajanov'la ilgili yapıtlarını özellikle Narın Rengi, Sayat Nova filmini esas alarak Pera Müzesi'nin 5. katında fevkalade bir Parajanov yerleştirmesi yaptı. Bir enstalasyon. Ona bir saygı niteliğinde. Zaten ziyaretçilerimiz onu kaçırmayacaklardır eminim. Elbette. Bu arada bu süre zarfında yönetmenin filmlerinden bir seçki de izleyebilme imkanı olacak mı? Yanlış var hatırlamıyorsam efendim. Değil mi? Çok doğru hatırlıyorsunuz. Ocak başından Şubat ortasına kadar Pera Müzesi'nde Pera Film Programı çerçevesinde ustanın bütün önemli yapıtlarını sanatseverlerle, filmseverlerle buluşturuyor olacağız. Bunların içinde işte Sayat Nova'sı var, Suram Kalesi efsanesi var, Aşık Garip var, bütün bildiğiniz iyi filmleri var. Bu da sürpriz. Demek ki hayli sürprizli bir sergiyle buluşuyoruz. Şimdi bir diğer sergi, Zaman Değişmeli, Time Needs Changing. Gerçekten çıkış noktasına dair birkaç cümleye daha ihtiyacımız var galiba. Nasıl oldu böyle bir sergi için yola çıkışınız? Efendim, dünyanın önemli küratörlerinden ve aynı zamanda sanat kuramcısı da olan Alistair Hicks
Daha önce Çift Düşün, Çift Görü sergisinde de birlikte çalıştığımız bir insan. Alistair'la geleceğe yönelik sergileri Pera Müzesi ekibiyle hep birlikte değerlendirirken zaman meselesi ortaya çıktı. Ve insanın bir anlamda kendi ürettiği, sonra da esiri olduğu bir olguyu güncel sanat ekseninde nasıl irdeleyebiliriz sorusu gündeme geldi. Onun cevabını da Alistair seçmiş olduğu sanatçıların seçmiş olduğu yapıtlarını bir araya getirerek bu sergide hem veriyor hem de zaman olgusunu bir kez daha düşünmemizi öneriyor bize. İşte Rux Media Collective, bizden Türkiye'den Nilbar Güreş ve Çin'den Xiao Fei, çok önemli artistler, önemli sanatçılar bunlar. Dolayısıyla ortaya hakikaten çok güzel, keyifli bir sergi çıktı. Böyle farklı coğrafyalardan sanatçıların bir araya gelmesi nasıl bir kapsam ya da katkı sağladı? Şöyle, özellikle bir tercih olsa gerek. Özellikle bunu tercih ediyoruz. Çünkü biz Pera Müzesi'ni klasik bir müze anlayışının dışında, aslında Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nda koyduğumuz bir felsefe, bir vizyon bu. Bir farklılıkları buluşturan bir platform olarak görüyoruz. Ve etkinliklerimizi planlarken, programlarken bu hususlara özellikle dikkat ediyoruz. Farklı coğrafyaların farklı kültürlerini, sanat yapıtlarını, farklı yaklaşımlarını bir araya getiren projeleri hayata geçiriyoruz. Her iki projede aslında bu tür projeler ve köprüler kurmaya çalışıyoruz. Ülkeler arasında, kültürler arasında böylelikle. Zannediyorum beceriyoruz. Gayet de güzel ulaşıyor, erişiyor sanatın izleyicisine. Bir cümle, yıl bitiyor. Evet. Sanat kurumları adına, müzecilik adına nasıl bir yıl oldu desem ne söylersiniz? Efendim, elbette bütün müzeler adına konuşma hakkına haiz değilim ama Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi olarak konuşacak olursak iyi bir yıl geçirdiğimizi söyleyebilirim. Ülkenin iç dinamikleri ne kadar iyi olursa ziyaretçi ilgisi, sayısı, nitelik, nicelik, bütün bunlar iyi oluyor. Tabii. Ve bizler de tabii memnun oluyoruz. Bu yıl nitelikli bir ziyaretçi kümesini ağırladığımızı söyleyebilirim. Zannediyorum 150 binin üstünde ziyaretçiyle yılı tamamlamış olacağız. İyi bir yıl geçirdik. Bunu aramayalım, ziyaretçi sayılarımızı daha da arttıralım, daha güzel sergileri hayata geçirelim, el birliğiyle çıtayı yükseltelim. Zannederim diğer müzeler de böyle yapmaya çalışıyorlar. Evet ve hepinizin eline sağlık. Bunu da burada bizzat sizleri bulduğumuz zaman söylüyoruz. Biz de çok büyük bir heyecanla takip ediyoruz. Efendim size teşekkür ediyoruz ama bir iki haberimiz var, birlikte aktaralım. Memnuniyetle. Büyük Usta Neşet Ertaş'la ilgili yarın akşam Beyoğlu'nda özel bir gece düzenlenecek. Özel bir geceyle anılacak. Neşet Edenler adı verilen bu gecede farklı müzik disiplinlerinden sanatçılar da bir araya gelecek. Neden garip garip ötersin bülbül? Sazın sözün büyük ustası Neşet Ertaş, sanat atağın düzenlediği Neşet Edenler konseriyle anılıyor. Yoksa sen de bahtın. Caz, rock ve hip hop gibi farklı müzik türlerinin genç temsilcileri Neşet Ertaş için bir araya geliyor. Farklı müzikal deneyimlerle işte geleneksel müzik, Neşet Ertaş müziği, sözü, sazı acaba nasıl bir araya gelebilir? Bir araya geldiklerinde ortaya ne çıkar? Maksat neşet etmek, Neşet Ertaş'ın müziğini bugün tekrar yeni bir ilişki nasıl kurarız? Yeniden bir ilişki nasıl tesis ederiz? Aslında bu soruların yanıtlanacağı, bu sorulara cevap aranacağı bir müzikal deneyim. Sensin şu gönlümün yari. Bozkır Band'in gece boyunca sahnede olacağı konserin onur konuğu Erkut Özkan. Bu geceye özel bir grup kuruldu. Volkan İncüvez'in dediğim gibi direktörlüğünde Bozkır Band. Bozkır Band ve sürpriz konuklar dedik.
Bozkır Band sabit kalacak sahnede. Erkut Özkan zaten ağırlıklı olarak da sahnede olacak. Erkut Özkan bu yılın en iyi Neşet Ertaş yorumcusu seçildi. İnanılmaz bir sazı ve sözü var Erkut Özkan'ın. Pek çok hip hopçuyu ağırlayacağız o gece. Ağaç Kakan gibi, Ceyda, Köybaşıoğulları gibi. Dolayısıyla başka rock grupları da olacak. Sevda olmasaydı da gönüle donulmasaydım. Neşet Edenler konseri 15 Aralık Cumartesi gecesi Beyoğlu'nda ana hit sahnede. Konserin ardından Neşet Ertaş sergisi 19 Aralık Çarşamba itibariyle Kadıköy Sanat Atak'ta. Güzel olmasaydı kardanesi danesi de ve tamamlarken hoş da bir haber paylaşacağız. Aslında gençlerin sanata olan hevesi ve merakıyla ilgili. Çünkü Türkiye'nin öğrenci inisiyatifiyle kurulmuş ilk ve tek orkestrası olan Boğaziçi Filarmoni Orkestrası, Beethoven'ın 248. doğum yılında Hüseyin Sermet'le başlattığı Beethoven serisinin ilk konserini gerçekleştirdi. Boğaziçi Üniversitesi'nden genç arkadaşlarımızı destekliyoruz, öyle değil mi? Yaşasın okulumuz. Yaşasın okulumuz. Ve efendim bu konserden görüntülerle de tamamlıyoruz. Sağ olunuz katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Çok naziksiniz. Sağ olun. Sağ olun.